Merhaba arkadaşlar. Rengarenk Lif ve Patim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle üç renkten oluşan çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Sabunluk lif olacak bu arkadaşlar. Şöyle vişne rengine ihtiyacım var. Biraz farklı duruyor fotoğraf resimde videoda ama vişne çürüğü yeşil ve beyaza ihtiyacım var arkadaşlar şu ikisine mutlaka ihtiyacımız var yeşilin açığı olur koyusu olur bir de şöyle Ana renge ihtiyacımız var. Makasa ihtiyacımız var. Tığım 1.75 milim. 2 numara 1.75 milim arkadaşlar. Sürekli kullanıyorum. Bakın şöyle. Gayet rahat. Bayağı da eskidi tığım. Aslında yenisi var ama bundan vazgeçemiyorum maalesef. Evet tığım da bu şekilde. Kanalıma abonelik ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarla bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmadan izleyenlerin sayısı çok fazla lütfen tamamen ücretsiz abonelik ee, bizim emeklerimizin karşılığı için de abonelik beğeni ve yorumlarda çok önemli arkadaşlar Evet modelimizi hemen görelim Evet modelimiz bu kibar mı kibar ee, sabunluk tesbihlik ben tesbihlik olarak e, ördüm şu an bunu ee, o şekilde istendi tesbih koyulacakmış içine sabun da koyabilirsiniz banyoda odalarda dekoratif amaçlı yani kullanabilirsiniz. Bakın şöyle, şu şekilde. Şurası da alt kısmı alt renkli olacak. Sonra beyazla devam edeceğiz. Şu uç kısımlarını yıldızlarını yapacağız ve şu kenar oyalarını yapacağız arkadaşlar. Evet, bakın tomurcuklu deniyor, üç boyutlu da deniliyor arkadaşlar. Ee, oynatma listelerini listesine tıkladığınızda benim YouTube kanalımda orada tomurcuklu lifler var, üç boyutlu lifler var. Oradan ee, diğer modelleri var. Mesela bunun yanına takım halinde yapmak isterseniz uzunu var, yıldızı var, işte kelebeklisi var. Daha ne diyeyim aklıma gelmiyor yani. O şekilde üçlü, dörtlü takımlar yapabilirsiniz. Bu sabunluğu da yanına yaparsanız gayet güzel olur. Satışta yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet bakın çok güzel, çok şık oldu. Bugün bunun anlatımını yapacağız arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyor, diyorum arkadaşlar bir de şunu da hatırlatayım. Kanalımda e, altyazı geliyor. Altyazıları kaldırmak için ayar tuşuna basıp altyazıyı kaldırabilirsiniz. Oynatma hızınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, herkese kolay gelsin. Evet, hemen sabunluk eee yapımına hemen geçelim. Herkese kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar şimdi altı zincirle başlayalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 6 adet zincirimizi çektik. İlk başlangıç yuvasına batıyoruz. İlk zincirimize yani battım şu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi uzattım, başına doladım. Yuvanın içerisine fıstık toplayacağız. Bir tekrar başına doladım. İki tekrar başına doladım. 3 Şöyle tutuyorum. Bakın tuttuğum bu aradan tekrar geçip kapatıyorum. 1 2 zincir ara boşluk için. Başına doladım. Yuvanın içerisine yine üçte doldurduğum fıstığımı yapıyorum. Başına dolayarak üç kere halkanın içerisine geçiş yapıyorum. Şimdi şöyle tutuyorum. Bakın bu tuttuğum yerde kalan buradaki ipimizin arasından geçip kapatıyorum. İki zincir başına doladım tekrar. Yine yuvanın içerisine bakın bir. Tekrar başına doluyorum. İki. Tekrar başına doluyorum. 3 Hiç bilmeyenlerimiz vardır. Onun için biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum. Şu aradan geçiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki zincir. Bakın bu şekilde üç tane fıstığımız oldu. 2 zincirden sonra hemen başına doluyorum. Yine yuvanın içerisine 1 2 ve 3. Kapatıyorum direkt. 2 zincirimi çektim. Başına doladım. Yine yuvanın içerisine 3. Kapatıyorum direkt. 2 zincir. Bakın 5 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 6 tane olacak kapatıyorum. 2 zincir bakın 1 2 3 4 5 6 tane 2 zincirimi çektim. Şöyle hafif kaydıralım. Hiç başına dolamadan bak bu fıstığın tepesine karşıdaki fıstığın tepesine batıyorum. Yanaştırıyorum böyle kaydırarak çıkarıyorum bir zincir. Tekrar ipimi uzatıyorum. Bir üst sıraya geçtik. Başına doladım bu fıstığın tepesine çalışıyoruz şimdi bakın 1 2 3 kapatıyorum direkt şu aradan geçiyorum bakın bir zincir tekrar tepesine bir tane daha yapıyorum başına doladım bakın buraya değil buraya şu tuttuğum yere bir ikinciye yani şu fıstığın dibine tekrar başını doladım diğerini kapatmamıştım zaten üç kere de buna doluyorum bakın ikisini birlikte kapatıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar başına doladım. Bakın, yandaki fıstığın tepesine geçişimi yaptım. Üçte doldurduğum fıstığımı yapıyorum. Kapattım. bir zincir. Tekrar tepesine bir tane daha yapıyorduk. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Başına doladım. Bakın buraya değil buraya değil şu tuttuğum yere tekrar başını doladım kapatmadım bunu 1 2 ve 3 ikisini bir kapatıyorum şu aradan geçiyorum 12 zincir bakın bu şekilde oldu şimdi tekrar bütün fıstıkların tepesini aynı şekilde yapacağız iki zinciri çektik başına doladık karşıdaki fıstığa geçiyoruz bakın hemen ilk fıstığımı yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorduk buraya değil buraya buna değil hemen onun altındakine dibine bir fıstık daha yapıyoruz ikisini bir kapatıyorum kapattıktan sonra iki zincir başına dolamayı unutmayalım tekrar diğer fıstığın tepesine geçiyoruz Diğer kalanları da aynı şekilde tamamlayalım. Bakın üç tanesi tamamladık. Bu ve diğer iki fıstığı da tamamlayalım. Evet, bakın diğerlerinde tamamladım. İki zincirimi çektim. Hemen hiç başına dolamıyorum. Bakın karşıdaki ilk direğin başına hemen batıyorum. Şöyle yanaşıyorum biraz, şöyle kaydırarak çıkıyoruz. Bir zincir. Yine ipimi uzatıyorum. Başına doladım. Hemen buraya ilk fıstığımı kapatarak başlıyorum. Kapattım bunu. Bir zincir. Tekrar tepesine bir tane daha fıstık yapıyorduk. Bakın buraya değil buraya batacağız. Tekrar başına doladım. Bakın bir ikinciye. Yine buraya da üçte doldurduğum fıstığımı yapıyorum. Bakın yerim var. Şurası benim bir dilimim olacak. Her dilimimizi yukarıya doğru artırarak çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bir iki oldu. Bakın burada bir boşluğum daha var. Zincirden önce bir dolgu yapacak yerim daha var. Başına doladım. 2 tane var tığımda. Buraya da yine batıyorum. Bakın 3 tane oldu. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Bir zincir. Bakın. Altta da bir yatan fıstık var. Üstte de yine bir tane yatan fıstığım var. Şimdi artırma yapacağım. Buraya bir fıstık yaptım. Bakın. Hemen buranın aşağısına şu tuttuğum yere bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Artırmamı yapmış oldum. İki zincir çekip karşı e, ne diyelim dilime geçeceğiz. Evet bakın bir taneydi. Şimdi iki tane yatan fıstığımız oldu. Artırmayla birlikte. İki zinciri çektik. Başına doladık. Karşıya geçtim bakın. İlk de hemen fıstığımı direkt kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorduk. Başına doladık. Bakın bir ikinciye şuraya dibine bir fıstık daha yapıyoruz. Tekrar başına doladım. Yandaki boşluğa bakın. Üçlü fıstık kapatıyoruz. Sıra sonunda da ikili fıstık kapatarak artırma yapıyoruz. Bakın 1 2 3 tane fıstığımı kapattım. Şurada yatan fıstık sayısı bir tane. Bakın burada da yine bir tane. Artırma ile 12'ye çıkaracağız. Hemen buraya bir fıstık yaptım. Başına doladım hemen dibine. Bir fıstık da buraya yaptım. İkisini bir kapattım. 2 zincir çekip karşıya geçeceğim. Evet arkadaşlar bakın 1 de 2 oldu. Bütün dilimleri aynı şekilde dolduralım. 2 zincir çekip burayla birleştirelim. Evet bakın bütün dilimleri 2 sayısına ulaştırdım. 2 zincir çekip burayla birleştirdim. Tekrar başına doladım buraya. İlk fıstığımı direk kapatıyorum. İşlemler hep aynı arkadaşlar tepesine bir tane daha yapıyorum yine başına doladım dibine yapıyoruz tekrar başına doladım yan boşluğa bakın üçlü fıstığımı kapatıyorum bir zincir bakın zincirden önce dilimimde yine benim yerim var bakın buraya 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 bir tane daha üçlü fıstık kapatacağım yukarılara doğru çıktıkça üçlü fıstık kapatma sayımız artıyor tepesine yaptım, dibine yaptım. Bakın zincirden önceki son yerime de yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet bakın altta iki tane yatan fıstığımız var. Üstte de yine iki tane yatan fıstığımız var. Bu sayıyı 3'e çıkaracağız. Onun için sıra sonunda artırma yapıyoruz. Bakın şuraya kadar üçü şu fıstığımızı kapattık. Hemen artırmamıza geçtik. Tepesine yaptım. Hemen dibine buraya yine batıyorum ikisini bir kapatıyorum. Bir iki zincir çektim, bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar iki zincir çekip diğer dilime geçeceğiz. Buradaki işlemin aynısını diğer dilimlere de yapalım. İki zincir çekip burayla birleştirelim. Evet, bakın şöyle hepsini üçe ulaştırdım. İki zincir çekip burayla birleştirdim. Şimdi tekrar aynı işlemler. Bir üst dilime geçiyoruz. Giriştekini direkt kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Başına doladım dibine bir fıstık. Tekrar başına doladım yan boşluğa bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Bir zincir. Evet bakın dilimin bu zincirin oraya kadar yine üçlü fıstık kapatacağız. Buraya kadar üçerli fıstık kapatalım, zincirden önceki yere kadar. Evet bakın, e, altta üç tane yatan fıstığımız vardı şu kısımda. Bakın yine 1 2 ve 3 tane var. Üçlü fıstık kapatmalarımız bittikten sonra şuraya kadar hemen artırma yapıyoruz. Bakın. Tepeye bir fıstık, başına doladık hemen dibine. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum bir iki zincir çekip başına doluyorum artık karşı dilime ilk başlangıç fıstığımı yapıp kapatıyorum bir zincir Evet bakın üçlü sayımız dörde ulaştı şimdi yine diğer dilimleri de aynı şekilde üçlü fıstık kapatarak sıra sonuna kadar şuraya yani zincirden bir önceki yere kadar şuraya kadar üçlü fıstığımızı kapatacağız daha sonra sıra sonunda ikili fıstık kapatıp artırma yapıp bütün dilimleri Dörde ulaştıralım, 2 zincir çekip birleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra bir sıra daha öreceğiz aynı şekilde. Orayı da yine kısaca göstereceğim, yapıp birleştirelim. Evet, bütün dilimleri bakın dörde çıkardım, 2 zincirle birleştirdim. Şimdi yine aynı, bir sıra daha böyle renkli olarak öreceğiz. Kapatıyorum, ilk fıstığımı kapattım tepesine bir zincir yapacağım. Başına doladım. Dibine bakın. Tekrar başına doluyorum yan tarafa. Bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Evet yine bakın zincirden önceki şu boşluğa kadar Yine üçlü fıstıklarımızı kapatalım. Sıra sonunda artırma yapacağız. Evet, bakın şöyle, altta dört tane, üstte de yine dört tane fıstığımız var. Hemen sıra sonundayız, bakın dilimin sonundayız yani. Tepeye bir ve dibine bir fıstık yaparak sayıyı e, ikili fıstığımızı kapatıyoruz. İki zincir çekip başına doluyoruz. Karşı dilime bakın, direkt fıstık yaparak kapatıyoruz bu fıstığımızı geçişimizi yapıyoruz Evet bakın dörtlü 5'e ulaştı şimdi bu dilime de aynılarını bütün dilimlere aynılarını yapacağız burada birleştirip artık ipimizi koparacağız renkli olan ipimizi koparacağız arkadaşlar bu şekilde isterseniz tamamen beyaz da yapabilirsiniz yani hiç ip koparmadan burayı beyazla başlayıp diğer kalanında beyazla devam edip o şekilde de yapabilirsiniz ama renkli tabi ortası böyle e, taban kısmı böyle renkli olunca daha hoş duruyor. Evet, yapalım, birleştirelim. Evet, bütün dilimlerimin üzerine 5 fıstığa ulaştırdım. Burayla birleştirdim artık. Beyaz e, renkli ipimi koparıp 2 zincir çektikten sonra renkli ipimi koparacağım. Şimdi beyaz ipimle tekrar başlayacağım. Şöyle arkaya alalım. Hemen dibinden kesmiyorum. Evet, şimdi Beyaz ipime bir zincir çekiyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bittiğiniz yerden de başlayabilirsiniz. Yine hemen şuradan bakın. Dilimin başından başlıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sadece ipin rengini değiştirdik arkadaşlar. Yine ilk fıstığımı hemen direkt kapatıyorum tepesine bir fıstık daha yapıyorum bakın başına doladım dibine bir fıstık daha yapıyorum tekrar başına doladım yana üçerli fıstık kapatacağız yine sıra sonunda artırma yapacağız bakın ilk fıst üçlü fıstığımı kapattım bir zincir Evet buraya kadar yine arkadaşlar üçerli fıstık kapatarak geleceğiz. Daha sonra artırma yapacağız arkadaşlar. 5'te bu sayı 6'ya ulaştıracağız. Hepsini bu şekilde yapıp birleştireceğiz arkadaşlar buraya. Şuraya kadar gelelim yine. Evet bakın. Renkli de 5, beyazda 5. Aynı şekilde artırmamızı yapıyoruz. Bir buraya, bir de dibine. İkisini bir kapatıyoruz. Bir iki zincir çektik. Evet arkadaşlar bakın 6'ya ulaştırdık. Diğer dilimlere de geçeceğiz. Aynı şekilde diğer dilimleri de altı yapıp birleştireceğiz. Daha sonra bir üst sıraya geçeceğiz. 7 yapacağız arkadaşlar. Bir üst sıraya geçeceğiz. 8 Şu üzerinde 8 fıstık olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bu sıradan sonra beyazla birlikte 3 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. Bu ilk sıramız. 2 sıra daha üst üste örüp toplamda üst sırada 8 fıstık elde edene kadar yapalım. Evet şöyle bakın benim beyaz kısmım bitti. 3 sıra örmüş oldum. Bakın şöyle 1 2 ve 3 sıra ördüm. Tepedeki fıstık sayım 3 6 7 8 oldu. Bütün hepsi 8 olacak tepedeki sayımız yani şöyle bakın 1 2 3 sıra örmüş olduk şu şekilde şimdi eksiltme devam edeceğiz burayla birleştirdik artık başlarda eksilteceğiz bir fıstığımı yapa, yaptım bunu artık kapatmıyorum bakın şöyle hemen bunun yanındaki boşluğa şuraya başına doladım yine bir fıstık yapıyorum aynı boyda ikisini birlikte kapatarak İlk eksiltmemizi dilimimizdeki yapıyoruz. Bir zincir bakın bu şekilde. Evet tekrar şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tepesine yaptım. Dibine yaptım. Ve yan tarafa. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Evet bakın şu zincirden önceki şuraya kadar yine üçerli fıstık kapatarak gelelim. Evet bakın şöyle geldim. En son buraya kadar üçlü fıstığımı kapattım. Bakın tepede alt sırada 8 fıstık var. Üst sırada şu yan dönüşü saymıyoruz. Şurayı saymıyoruz bakın. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstığımız oldu. Kesme yaptığımız için arkadaşlar 8'li 7'ye düşürdük. Hiçbir artırma falan artık yok. Bu şekilde bitiriyoruz sıra sonunu. 7'de kaldı. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim önceden, bir tane daha çektim. Başına doladım. Karşı dilimime geçiş yapıyorum. Yine keserek, yani kesme işlemi yaparak geçiş yapacağım. Bakın, bir tane yaptım, başına doladım. Yana da yapıyorum yine bir tane daha ikisini birlikte kapatıyorum şöyle büzüşmeler olacak onlar önemli değil çünkü şöyle kıvrılacak tabak şeklini alacak o şekilde oluyor merak etmeyin Evet ilk eksiltmemizi bakın hemen yapmış olduk yine sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar üçlü fıstık kapatarak Evet bakın yine sıra sonuna kadar üçlü fıstığımı kapattım yine bakın şu ilk kesmemiz Şurayı saymıyoruz zaten tepede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstığım oldu. Devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Diğer dilime geçiyorum bakın. Geçişimiz yine aynı şekilde. Buraya bir yaptım. Başına doladım. Bir tane de yan boşluğuna yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine bir fıstık dibine bir fıstık yan tarafa bir fıstık üçlü fıstık kapatarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz sayımız 7 olacak tepedeki 8 7 6 öyle şey o şekilde eksiltmelerle devam edeceğiz arkadaşlar bu sıramızı komple bakın buraya gelene kadar nereydi başlangıç yerimiz Şura ilk kestiğimiz yer komple bu şekilde etrafını dolanıp şuraya kadar gelip iki zincir çekip burayla birleştireceğiz Evet bakın şöyle hemen toparlanmaya başladı şu şekilde oluyor zaten son sıramı yaptım iki zincirimi çektim bakın burası başlangıç noktam ilk başladığım yer iki zincirimi çektikten sonra hiç başına dolamadan burayla böyle kaydırarak birleşmemi yapıyorum bir zincirimi çektim Tekrar devam ediyorum bir üst sırada yine kesme ile başlayacağız. Buraya bir tane yapıyorum. Yana bir tane daha yapıyorum. ikisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine tepesine dibine bir fıstık yana bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Evet arkadaşlar bir alt sırada yediydi Şimdi 6 fıstığa düşeceğiz artık. Böyle yine buraya kadar üçlü fıstık kapatacağız. Sayımız 6 olacak. Sonra diğer dilime geçeceğiz arkadaşlar. Onu da yine hemen göstereyim. Şuraya kadar üç fıstığımızı yine kapatalım. Evet bakın şuraya kadar üçlü fıstığımı kapattım. Tepede 1 2 3 4 5 altı tane fıstığım var. Üçlü fıstığı kapattıktan sonra en son iki zincirimizi çekiyoruz başına doladık bakın bu karşı dilime geçiş yapıyoruz direkt başına doladık yanına batıyoruz ikisini birlikte kapatıyoruz Evet bu sıramızda böyle devam edecek arkadaşlar bakın şöyle tabak şeklini yine almaya devam edecek böyle yapacağız dediğim gibi tepede altı fıstık olacak arkadaşlar daha sonra burayla gelip birleştireceğiz Yine kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar yine yapıp birleştirelim. Evet, şöyle her bir e, her bir dilimde altı tane fıstık var. Şöyle karşı tarafla birleştirdim. Yine kesme işlemimle başlıyorum. Yan boşluğa da bir fıstık yapıyorum. Şaşırmayalım arkadaşlar. Önce kesme işlemini yapıyoruz. Sıra sonuna kadar da üçlü fıstık kapatıyoruz. 7 ise 6'ya 6 ise 5'e bu şekilde düşüreceğiz. Yine şuraya kadar üçlü fıstık kapatalım. Evet bakın sıra sonuna kadar şuraya kadar üçlü fıstığımı kapattım. Bakın tepede 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımız var. Her yaptığımız dilimi sayalım arkadaşlar. Olur hani yanlışlıkla insan eli bazen giriyor artırma falan yaparsınız. Evet şimdi 2 zincir çekiyoruz. Diğer dilime geçiyoruz hemen. Eksiltme ile başlıyoruz direkt. Bir tane yaptım. Bir tane de karşıya yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Dilim sonuna kadar da yine üçlü fıstık kapatarak buraya kadar gidiyorum. Her bir dilimde sayımız 5 olacak arkadaşlar. Evet. Bitirip geleceğiz. İki zincir çekip bu karşıyla Bakın bura başlangıç noktamız. Burayla birleştireceğiz. Daha sonra tekrar bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Yine kesme işlemiyle başlayıp sıra sonuna kadar üçlü fıstık kapatacağız. Bakın burada beşli dört olacak. Dördüncü dört olan fıstık sırasında bitireceğiz. Tekrar bir sıra daha gideceğiz. Bu sefer üçe ulaştıracağız. Yine kesme ile başlıyoruz aynı şekilde. Şuradaki fıstığımız üç olana kadar yapacağız arkadaşlar. Evet bakın şöyle her bir dilimimde 3 tane fıstığım var gördüğünüz gibi. Şimdi şurayla birleştirdim en son arkadaşlar. Döndüm, geldim ve birleştirdim. Şimdi tekrar kesme işlemi yapacağız. Bir tane yaptım. Bir tane de yanına yapıyorum ikisini birlikte kapattım Evet şöyle yapmıştık şimdi yeşil ipimi parmağıma doladım arkadaşlar şöyle ona burada da takılı bakın zaten şöyle ona bir zincir çektim şu beyazın içerisinden geçirdim şuradan sıkılıyorum bakın şu an içerisine geliyorum şekilde çıktım. Bir zincir çektim. Hemen buraya yeşilimle bir adet fıstık yapıyorum. Benim yeşil ipim ince olduğu için dörtte dolduracağım. Şu beyazda şöyle şu şekilde yaparak yürüteceğiz. Başına doladık. Dibine yeşille yine yapıyoruz. Tekrar başına doladık. Bakın beyaz ipimiz bizimle birlikte gidiyor. Bakın. 3 tanesini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Tomurcuğumuzun yaprağını yapıyoruz. Evet, bakın. 4 tane gerekiyor. 1 2 3 4. Bırakıyorum hemen ipimi arkaya. Şöyle başına doluyorum bakın. Dibine. Bir tane vardı. Şimdi dibine yapıyorum beyazla. Yeşilleşim bitti. Tekrar başına doluyorum yan tarafa. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Evet bakın bu şekilde olacak. Üçtü bakın yeşille ikiye düştü sayımız. Şu yeşil ipimizi şöyle biraz uzun koparalım. Bu şekilde oldu bakın arkadaşlar. Şimdi döneceğiz. İpimi takıyorum. Hiç bakın diğer dilime geçmiyorum artık tek dilim tek dilim halinde bitireceğiz. Bunu bitirdikten sonra şöyle aynı dilim üzerine dönüyorum. Bir tane buraya beyazla yapıyorum fıstığımı. Bunu yaptım bakın bu şekilde bekliyorum. Şimdi e, vişne çürüğü olan şu tabanda kullandığım rengimi alıyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle. Şu beyazla yine şu şekilde üstünden gidecek. Bir tane beyazla yaptık şimdi vişne çürüğüyle yapacağım tam bu ortaya. İkisini bir kapatacağız. Bakın şu şekilde. Kapattım ikisini. Tomurcuğu yapacağımız için bir beyaz, bir de vişne çürüğü kullandım. Tekrar vişne çürüğüyle bir fıstık yapıyorum dibine yine bir fıstık yapıyorum aynı rengimle. Bakın burada bana üç tane gerekiyor. 1 2 ve 3. Yaprakta 4 tane yapmıştık. Bu üç taneyi bitirdikten sonra ipimi bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. Başına doluyorum. Bakın zaten burada sadece bir tane yerim var. Oraya batıyorum. Şöyle bakın üçlü fıstığımı kapatıyorum bir zincir bakın bu şekilde oldu şu ipimizi de koparalım onu bağlamayı göstereceğim biraz uzun koparıyorum şu şekilde bakın Evet bakın bu şekilde oldu şimdi tekrar dönüyorum arkadaşlar aynı dilim üzerine gidiyorum geliyorum tekrar döndüm ve burayı beyazla bir buraya yaptım başına doladım bir tane de yana yapıyorum ikisini bir kapattım. Bir iki zincir çekip ipimi biraz uzatıp burada koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada e, ipimiz şöyle arkaya doğru çekelim şu arka tarafına doğru. Şu içinden değil. Şöyle arkasını kendinize şöyle çevirin. Diğer pembe ipi de çekiyorum ben. Şöyle şu yeşilin dibine getireceğim bakın. Bunun ikisini ben böyle bağlıyorum. Sağlam oluyor. Bakın orada hiç görünmüyor bile gördüğünüz gibi. Yan yana getir eğer pembeyi buradan bağlasaydım görünürdü. Pembeyi yeşilin yanına indirme sebebim o. Şöyle yapıyorum. Daha sonradan bakın şöyle yapıp şu alttan ikisini birlikte yürütüyorum. Hemen dibinden hiç koparmayın. Tekrar yürütelim biraz daha. Evet, bunlar ip, ucu açık olan iplerimizi kestiğimiz makasla kestiğimiz yerlerimizdi. O yüzden böyle bağladım. Şurada yeşili de şöyle çekebilirsiniz. Şu beyazı da yine şöyle alalım. takılınca da takılıyor. <laughs> evet. Bakın şurada da var yine. Onu da şöyle hemen biraz uzağına götürüyorum. Bunlar düğümlü olduğu için başında zincir atıp yaptığımız şeyler. Ama uzun olanlar hiç düğüm atmadığımız, direkt açık bıraktığımız olduğu için. O yüzden. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi 3'ten sonra yeşille yaptık bakın 2 ve 1 şimdi tekrar bir tane daha göstereceğim size başlangıç olarak diğerlerinde kendiniz yaparsınız daha sonra üst kısmına geçeceğiz hemen diğer dilimime geçiyorum bakın şuradan başlıyorum iki zincir arası şuradan şöyle başladım bir zincir çektim Hemen ilk fıstığımı kapatacağım. Bir tane buraya yaptım. Bir tane de yana yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Şöyle yeşil ipimi parmağıma sardım. Buradan şöyle bir zincirle sıkıladım. Şöyle aradan geçiyorum bakın. Sonra şey tekrar şöyle orada neden düğüm oldu Heh. şöyle yanaştırıyorum şu tepesinden bir şöyle bir sabitleme yapıyorum bir zincirimize çekelim hemen fıstık yapmaya başlıyorum başına doladım bakın beyaz ipim de benimle birlikte yürüyordu başına doladım dibine bir tane daha yapıyorum yeşilden tekrar başına doladım şöyle beyaz ipimi hafif çekiyorum Yan tarafa bir tane daha yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Bakın üç tane oldu. Bana şimdi bir tane daha lazım. Onu da yapıyorum. Yeşil ipimi bıraktım. Beyazı aldım. Şu şekilde dibine yapıyorum beyazla. Tekrar başına doladım yan tarafa yapıyorum. Bakın bir yeşil, iki beyaz kapattım. Bir zincir. Şu ipimizi biraz uzunca koparabiliriz. Şimdi döndüm tekrar. Hep aynı bütün dilimlerin tepesini bu şekilde yapacağız. Buraya bir tane yaptıktan sonra hemen işine çürüğü rengimi alıyordum. Buna bir zincir atıyorum şöyle. Şu beyaz ipimi yine şöyle yürütüyorum arkadaşlar bakın. Bir tane buraya bir tane de yeşilin ortasına hemen vişne ile yaptım. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir. Tekrar tepesine yapıyorum vişne ile bakın bir iki oldu. Bir de dibine yapıyorum. Üç. Vişne ile işim bitti. Arkaya attım onu, başına doladım. Bakın buraya bir tane daha yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Evet, bakın bu şekilde. Şu vişne renginde yine biraz uzuncu şöyle koparalım. Çevirdim. Buraya bir tane yapıyorum. Başına doladım bir tane de yana yapıyorum İkisini birlikte kapattım bir zincir çektim ipimi koparıyorum Evet şu ipleri de aynı dediğim gibi yaparsınız arkadaşlar şu beyazı biraz şöyle çekelim görünmesin Evet bu şekilde bütün dilimleri aynı şekilde yapacağız arkadaşlar buradan başlayacağız videoyu geriye sarın buradan başlayacağız aynı bu şekilde bütün dilimleri Yapalım. Evet, şöyle bütün dilimleri yaptık. Bakın, şöyle ortaya doğru toplanıyor. Bu normal. Şu şekilde bakın. Hepsini ayrı ayrı yaptık. Evet, şimdi yine şurada, şuraya yaptığım renkle kenar oyasını yapacağım arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım mesela. Şu uç noktanın ucun hemen şu yanından başlayayım ben. Evet. Bir zincirle oraya sıkıladım. Hemen şöyle oraya bir bu e, fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum bu fıstığımı. 1 2 3 zincir çekiyorum bu tomurcuğun tepesine. 1 2 3 zincir çektim buranın tepesine kirpik yapıyorum. 3 zincir kirpik. Araya iki zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde oluyor. Araya iki zincir çektim. Bakın en uç noktaya tepeye uzun olsun fıstıklarımız. Uzun ve dolgun güzel duruyor. 2 3 Kapatıyorum direkt. 3 zincir çekiyorum. Tepesine hiç başına dolamadan batıyorum. 3 zincir kirpik. 3 zincir aynı noktaya 3 kere kirpik yapıyorum. 2 zincir çektim. Bakın bu uç kısım olduğu için şu da aşağı doğru ineceğiz. Kasma yapmasın diye şu uç noktaya bir tane daha yapacağım. Aynı fıstıktan. Başına doladım. Bakın aynı yere batıyorum tekrar. Bir fıstık yapıyorum buraya. Kapattım. 3 zincir çektim. Tepesine kirpik yapıyorum. 3 zincir çektim tepesine kirpik. 3 zincir kirpik. Bakın şöyle üç tane yine kirpiğimi yaptım. iki zincirimi çektim. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Başına doladım hemen şu sıradaki noktaya. Öncelikle fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir kirpik. 3 zincir tepeye batıyoruz kirpik Evet kenar kısmımızda bu şekilde olacak arkadaşlar bakın şöyle uç noktaya iki tane battık şuraya ve şuraya da yapalım arkadaşlar bir buraya bir buraya yapalım sonra şuraya geçeceğiz Evet bakın şuraya yaptım iki zincir arasına geldim şöyle bir oraya yaptım başına doladım bakın hemen şu buranın hemen şöyle karşısına bir tane daha yapıyorum kapattım 1 2 3 zincir kirpiğimi yapıyorum 3 zincir kirpik Evet ara boşluğa iki zincirimi çekiyorum bakın hemen yandaki boşluğa yine fıstık yaparak devam ediyorum. 3 zincir kirpiğimi tamamlıyorum kirpik kısmımı. Bakın şu uç noktaya kadar geldik. 2 zinciri çektim, başına doluyorum. Sıradaki yuvaya yapıyorum. Evet. Kenar kısmımızda bu şekilde olacak. Bakın şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Burada bakın tam ayrım noktasında bir buraya bir de karşısına battık. Arada iki zincir var. Yukarıya kadar çıkıyoruz. Bu uç noktada yine aynı burada nasıl yaptıysak bu uç kısımda buraya da iki tane yapacağız. Evet bakın yine bu uçta iki tane yaptım. Arada Şöyle iki zincirim var. Yine aşağıya doğru devam ediyorum. Buradaki aynı işlemlerin hepsini bütün dilimlerin üzerine yapıyoruz. Şuraya kadar en son geliyoruz arkadaşlar. Buradan da iki zincirle buraya birleştireceğiz. Evet bakın buraya kadar geldim. İki zinciri çekiyorum. Şuranın hemen tepesini hiç başına dolamadan batıyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Bir iki zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz arkadaşlar. Evet. Sabunluğumuz bitti. İsterseniz tesbihlik falan da olarak da değerlendirebilirsiniz. İçine bir şeyler koymak için. Evet. iplerimizde de şöyle temizledikten sonra bakın şöyle size bir hemen göstereceğim. Şu şekilde biraz toparlanmaya ihtiyacı var. Tabi elimizde büzüştürerek ördüğümüz için. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın. Biraz da yükselteyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde oldu gayet şık hoş işini içine şöyle <laughs> koyalım hemen malzemelerimize. Evet bu şekilde isterseniz bunlar şu şekilde havada kalıyor arkadaşlar isterseniz içerden iğne ile şu beyaz alttan geçip şu beyazın buradan dikedebilirsiniz Ben hep bu şekilde yapıyorum Genelde sipariş bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Gönderiyorum bu şekilde. Dediğim gibi böyle havada kalsın istemiyorsanız eğer şuradan iğne ile lif ipiyle beyaz lif ile şu aradan çıkıp tekrar birkaç kere gidip gelip e, orayı dikebilirsiniz. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen onları eksik etmeyelim. Videolarımızın öne çıkması için emeklerimizin karşılığı için bunlar gerekli. Evet yine bir sonraki videoda görüşelim inşallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.